İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey, Aygünler Demir ve Fiber olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. İbrahim Aygün kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? İbrahim Aygün Samsun'da doğdu 1977'de ve 97'den beri biz bu işi yapıyoruz. Demir ve fiber üzerine çalışıyoruz. İlk başlarda abi kardeş başladık bu işe 97'de. Daha sonra elektrostatik boya işini de kurduk. Üç kardeş, yeğenler, aile şirketi bir nevi. Müşterilerimize 20 yıldır hizmet vermekteyiz. 20 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Ve burada da işletme sahibi olarak da Ankara Demirciler sitesinde de hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Peki efendim, Aygünler Demir ve Fiber olarak. Çünkü demir denilince çok kapsamlı bir sektör. Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Demir deyince demir doğrama işte binanın çatısıdır, çevre korkuludur, asma kattır, asma tavandır. Yani demir üzerine ne olursa o işleri yapıyoruz. İşte refakatçi koltuklarıdır, aksesuar işi de aynı zamanda yapıyoruz, spor aletleridir. Yani demir üzerine ne olursa bir nevi çalışıyoruz. Bu konstrüksiyon olarak geçiyor. Yani burada demir ve perforje olarak da adlandırabiliriz. Evet. Demirle alakalı ne varsa A'dan Z'ye bütün hizmetler burada sunulmakta. Fiber olarak nelerdir mesela? Biraz açabilir miyiz? Fiber olarak işte su deposu, binalarda iskan için veya tarla sulamak için. İşte aynı zamanda kaplama, fiber kaplama. Mesela şeyde karayollarında solüsyon tank olarak kullanılıyor. Yolları ilaçlamalarda solüsyon tank olarak da kullanılıyor. Fiber üzerine de ne olursa kaplama, cephe kaplama, işte binanın yüzeylerini, üst teras kaplamadır. Beton depo yüzeylerini kaplamadır. Havuz yüzeylerini kaplamadır. CTP diye de geçer aynı zamanda. O iş üzerinden de çalışıyoruz aynen o şekilde. Yani fiber de birçok alanda kullanılan bir malzeme diyebiliriz. Aynen öyle. Peki efendim, bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Çünkü dikkat ettiğimiz kriterler şöyle: önce bizim için müşteri güveni çok önemlidir. Yani müşteriye en iyi hizmeti verebilmektir amacımız. Yani bir gün geç olsun ama müşterimizden kesinlikle şikayet gelmesin. Çalışanlarımıza da aynen bunları söyleriz. Geç olsun ama temiz olsun. Yani doğru malzeme doğru ölçülerde doğru uygulanması için. Siz tabii bu işi de titizlikle yaptığınız için 20 yıldır çünkü sektörün içerisindesiniz. Belki biraz daha sürede esneklik olabiliyor ama müşterilerin %100 memnuniyeti için de elinizden gelen bütün gayretleri burada gösteriyorsunuz. Satış sonrası hizmet de burada tabii çok önemli. Daha sonrasında yapılan uygulamada herhangi bir aksaklık olması durumunda siz oraya müdahale edip yine aynı şekilde oraya bir servis verebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani biz işi yaptığımız zaman bitmiyor. Bir sene sonra, iki sene sonra müşterimiz aradı, şurada bir sorunumuz var. Ona anında gidip en kısa zamanda da çözüyoruz. Şimdi efendim, biraz da ayrıcalıklarınızdan bahsedelim. Şimdi burası Ankara'da büyük bir demirciler sitesi. Sektör olarak da çok geniş bir sektör. Elbette yalnız değilsiniz. Birçok da firma var. Sanayi bölgesinde. Şimdi bu hizmeti sunan birçok firma varken neden özellikle insanlar Aygünler Demir ve Fiber firmasını tercih etmeli? Şimdi neden tercih etmeli? İşimizin öncelikle arkasındayız. Ve müşteri memnuniyeti tek önceliğimizdir. Kesinlikle %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz. Müşterimiz memnun kaldıktan sonra zaten kendisi geliyor daha sonraki işlerde. Onlar tabii buradan sizden duydukları o memnuniyeti, bu hassasiyeti dostlarıyla paylaşıyorlar. Onlar da bir nevi sizin müşteri portföyünüzü oluşturmuş oluyorlar ki 20 yıldır firmanın buralara gelmesinin en büyük etkeni de bu diyebiliriz. Peki efendim, bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz sektörle alakalı? Hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerimiz daha ileriye taşıyabilmek mesleğimizi, zamanımız teknolojisine ayak uydurabilmek. Evet, ve makine daha, parkuru olarak. Evet, daha fazla kişiye istihdam sağlayabilmektir. Ya biz 3 kişiyle başladığımız işte şu anda 20 kişiyiz. Evet. Bunu daha ileriye taşıyabilmek. Yani bugün i̇nşallah. 20 kişi, yarın 50 kişi, daha sonra daha fazla inşallah Allah nasip ederse. Evet, yani çıtayı her gün yükselttiniz, 3 kişiyle başladınız, bugün 20 kişiye. Evet. Yani bir aileyi 4 kişiyle çarparsak 80 kişi. 80-100 kişiye burada bir istihdam sağlıyorsunuz. Evet. Çok önemli bir şey. İnşallah bundan sonra da kadro ve makine parkurunu artırıp ona göre daha geniş bir istihdam sağlayıp daha çok kitleye buradan hizmet vereceksinizdir. İnşallah. Bu yolda sizlere başarılar dilerken sağ olun. Son olarak ekranların başındaki izleyicilerimize, özellikle de bu sektöre ihtiyacı olan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz İbrahim Bey? Şimdi kısaca iş yaptırırken parasından, yani ucuzluğundan ziyade kalitesine baksınlar. Evet. Kalitesini araştırsınlar. Kalite çok önemli. Kesinlikle. Şimdi atıyorum 100 liralık bir işi 70 liraya, 50 liraya piyasada yaptırır, fakat 6 ay sonra, 3 ay sonra o işte sorun çıkar. O verdiği farkı tekrar tamir olarak veya yeniden yaptırmak olarak yeniden yaptırır. Evet. Daha zararlı çıkar. Evet, yani tabiri caizse astarı yüzünden fazla aynen öyle çıktı yani, derler ya. Kaliteye önem verilmesini rica ediyorum. Evet, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Ankara Altındağ'da Demirciler sitesinde Aygünler Demir ve Fiber firmasını biz de buradan davet etmiş olalım. İbrahim Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun.